Amerika'dan merhaba. Ben Cemal Taşan. Bugünlerde Amerika'da en çok konuşulan konu başkanlık seçimleri. Hillary Clinton mı, Donald Trump mı? Hangisi başkan olacak? Hangisi seçilirse Türkiye için daha iyi olur. Hangisi başkanlığa daha yakın? Bu konuya geçmeden önce Amerika'daki başkanlık seçimleri nasıl yapılıyor? Bir ona bakalım. İlk olarak adaylar nasıl belirleniyor? 2012 seçimlerinde Amerika'da 7 parti başkanlık yarışına katıldı. Ama bildiğiniz gibi iki büyük parti var. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Birinin sembolü fil, diğerinin sembolü eşek. Bilmem Türkiye'deki partiler bu iki hayvanı sembol olarak seçerler miydi? Neyse, konumuza dönelim. Başkan adayları partinin üyesi olabildiği gibi kendisini hiçbir partiden olmayan, tarafsız gösteren kişiler sadece bu seçimde ben bu partiden, falanca partiden adayım diye o partiye başvurabiliyorlar. Partinin başkan adayları ön seçimlere katılıyor. 50 eyalette ve Washington DC'de kendi parti kuralları, eyalet kuralları ve hatta bölge kuralları göze alınarak, ki bunlar çok değişiyor, ön seçimler yapılıyor. Partilerin birer başkanı var bildiğiniz gibi. Parti başkanları bizde olduğu gibi, ben partinin başkanıyım ki kendilerine chairman deniyor, president denmiyor. Amerikan başkanlığına adayım diye ortaya çıkmıyor, çıkamıyor. Adaylar kendilerini yeterli gördükleri takdirde partilerine başvurup ben partinizden Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan adayıyım diyor. Ve ondan sonra da ön seçim yarışı başlıyor. Adaylar her eyaletteki ön seçimlere katılıyorlar ve oradaki delegelerin ön seçime katılan delegelerin oylarını almaya çalışıyorlar. Tabii bu oyların çoğunu aldıkları zaman otomatikman partinin başkan adayı olmuyorlar. Onlar orada kendilerine oy verecek delegeleri seçmiş oluyorlar. Delegeler belli bir süre sonra, bütün eyaletteki ön seçimler bittikten sonra her 4 senede bir Amerika'nın değişik bir yerinde toplanıp kongre yapıyorlar, parti kongresini yapıyorlar. Ve parti kongresinde seçildikleri adayın adını sunup ona oy veriyorlar. Hangi aday daha çok oy alırsa o partinin Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı olarak seçiliyor. Örneğin Cumhuriyetçi Parti 2016 seçimlerinde 2417 delege ile kongreye katıldı. Ve bu delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçildi. Başkan adayı seçilmeden kısa bir süre önce başkan adayları artık seçilecekleri kesinleşince kendi başkan yardımcılarını kendileri takdir edip partinin görüşüne sunuyorlar. Ve diyorlar ki benim başkan adayım bu, ikimiz beraber bu yarışa katılacağız. Dolayısıyla parti kongrelerinde başkan onaylanırken başkan adayı da onaylanmış oluyor. Aslında kongreler sadece malumun ilanı gibi ama çok eğlenceli. Sanatçılar, diğer eski politikacılar büyük bir show atmosferi içinde 2-3 gün toplanıp partilerin adayını herkese ilan etmek için kendileri eğleniyorlar. Gazeteciler, bütün medyada onları takip ediyor. Diyeceksiniz ki eyaletlerden ben şu adaya oy vereceğim diye kongreye gelen kişi o adaya oy vermezse ya da hiç oy vermezse ne olacak? Partilerin kuralları değişik olsa da çok ağır yaptırımları var. Kişinin partiden ihracına, oylama iptaline, oyu geçersiz sayılmasına kadar değişik kararlar alınabiliyor, yaptırımlar uygulanabiliyor. Neyse, partinin başkan adayı belli oldu diyelim. Her iki parti ve diğer adaylar belli oldu. Bundan sonra ne olacak? İşte asıl bundan sonra seçim yarışı başlıyor. Adaylar kapı kapı dolaşıp, televizyonlara çıkıp, gazetelerde, mecralarda kendine destek arıyorlar. Amerika'da başkan adaylarının televizyona çıkıp reklam vermesi yasak. Ancak onları destekleyen kuruluşlar, örgütler, organizasyonlar başkan adayı adına onun politikalarını, onun görüşlerini yansıtan televizyon programları, reklamları yapıp televizyonlarda yayınlatıyorlar. Başkan adayının en sonunda benim adım bu, ben bunu seyrettim, onaylıyorum diye kendi sesinden beyanı şartıyla tabii. Bu reklamlar, televizyon yayınları, kapı kapı dolaşmalar, destekçiler hepsi büyük para gerektiriyor. Bunun için de adaylar zengin kişilerden, kuruluşlardan, şirketlerden para toplama yarışına giriyorlar.
Hangisi daha çok para toplarsa o daha çok reklam yapabiliyor. Daha çok halkın göz önünde olabiliyor. Tabii bunun seçimler üzerinde ne kadar etkisi olduğu da çok sık tartışılıyor. Bu para toplama işlemleri de aslında çok ilginç oluyor. Bazen bir iş adamı, bazen bir artist kendi evini açıyor. Aday ya da adayı destekleyen kuruluşlar biletler satıyorlar ki bu biletler 20, 30, 40, 50, 100 bin dolara kadar çıkıyor. Kimin evinde, kimle beraber olduğunuz, partinin kaç kişilik olduğuna. Tabii bunların hepsi hibe şeklinde adayı destekleyen kuruluşa gidiyor. Ağustos ayı itibariyle Hillary Clinton 530 milyon dolar, Donald Trump ise 172 milyon dolar bu tür toplantılar vasıtasıyla elde etti. Tabii televizyon deyince reklamlardan başka bir de adayların karşılıklı yaptıkları münazaralar var. Bu sene 2016 seçimleri için Donald Trump ve Hillary Clinton 3 defa karşı karşıya geldiler. 3 değişik televizyon kanalında, 3 değişik ortamda ve 3 değişik sunucu önünde tartıştılar. Tabii bunlara tartışma demek çok zor oluyor. Soruları sunan kişi önceden hazırlıyor ve bu soruları ne parti adayına, ne partiye, ne de başka kimseye veriyor. Sadece kendisi biliyor. Ve sorduğu anda adayların bunlara 2 dakika içinde cevap vermesini bekliyor. Tabii adaylar genellikle bu soruları kendi istedikleri yöne çekiyorlar. Sonra ikinci aday ya da diğer aday kendisine yapılan suçlamaları ki genellikle bu suçlamalar oluyor. Cevap veriyor. Sonra o suçlamaları karşı suçlamaya cevap veriyor. Ve bu şekilde bir itiş kakış içinde bu münazaralar devam ediyor. Bu münazaralardan sonra artık sıra seçimlere geliyor. Bu sene seçimler 8 Kasım'da yapılacak. Yani seçimlerde en çok oy alan aday başkan mı olacak? Hayır. Bunu da önümüzdeki programımızda inceleyeceğiz. Amerika'dan hoşça kalın.